Az sonra izleyeceğiniz program bazı izleyicilerimiz için rahatsız edici görüntüler içermektedir. Dünyanın kısa tarihi. Girit Savaşı birçok açıdan eşsizdir. Daha önce kimse böyle bir savaş görmemişti. Winston Churchill. Mayıs 1941'de bir Yunan adası olan Girit, Nazi kuvvetlerinin tüm kıtayı ele geçirmek üzere yürüttüğü yıldırım harekatına karşı Avrupa'nın son direniş noktasıydı. İngiltere kendi imkanlarıyla savaşıyordu. Karşısında İtalya ve Almanya vardı. Bu o zamana kadar yapılmış en büyük hava operasyonuydu. Bana kalırsa tam bir katliam gibiydi. Ayrıca tarihte ilk defa büyük bir ada tamamen hava kuvvetleri tarafından işgal ediliyordu. Kim İngilizlerin kazanacağını düşünürdü ki? İngilizler orada ellerinden geleni yapacaklardı. Ve Hitler de sıkı bir çarpışmaya hazırdı. Yani durum gerçekten kötüydü. Büyük Alman hava saldırısı yaklaşırken, Girit Adası'nı savunan müttefikler yeterli teçhizata sahip değillerdi. Öncesinde ne de savaş sırasında hiç bu kadar büyük bir hava istilası denenmemişti. İşte bu eşsiz savaşın hikayesi ve sonrası. Yıldırım Savaşları, Girit Savaşı, 1. Bölüm İstila. Girit Adası tarihi boyunca kanlı mücadelelere ve istilalara sahne olmuştur. Ama 4 yıl süren Alman istilası ada tarihinin en vahşi dönemi olarak tarihe damga vurdu. Stelio Tripolitakis 15 yaşından beri çevrede bulduğu savaş hatıralarını topluyor. Bunlar Amerikan yapımı 50 kalibrelik makineli tüfekler. Bunları White Dağları'ndaki kemiklerin arasında buldum. Stelio geride kalan ekipmanları bulup restore etmek için deniz altından dağların tepelerine kadar adanın her bir köşesini dolaşmış. Bu Stuka tipi bombardıman uçağının bir parçası. Üzerinde gamalı haçın bir kolu var. Bu da yeni bir makineli tüfek. Bunu 3 yıl önce eski bir zeytin ağacının dibinde gömülü halde buldum. Acımasız bir savaşa tanık olmuş. 80 bin parçalık bu özel koleksiyon, Stelio'nun Batı Girit'te bulunan evinin her yanına dağılmış durumda. Bunlarsa Alman ilk yardım çantaları. İçlerinde bandajlar var. Bu da bandajları kesmek için bir makas. Bu bandaj 1942'de yapılmış. Bu 1935 ile 1941 arasında üretilmiş. BMW markalı bir Alman motoru. Girit Savaşı'nda kalan Alman paraşütçü miğferleri ve bunda bir mermi deliği var. Bu ölümcül bir yara. Siz de görebilirsiniz. Günümüzde müttefiklerin ve Alman askerlerinin yanı sıra Alman işgalciler tarafından öldürülmüş sivillerin ve direnişçilerin mezarları da adanın dört bir yanına dağılmış durumdalar. Mayıs 1941'de Alman işgal gücü adaya bırakılan 14 bin elit paraşütçüden oluşuyordu. Amaç adayı İngiltere'ye, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen 30 bin müttefik askerin yanı sıra adayı savunmakla görevlendirilen 12 bin Yunan askerinden almaktı. Havadan gelen istila sadece 2 hafta sonra başarıya ulaştı. Ancak savaş kanlıydı ve her iki tarafta büyük kayıplar vermişti. Almanya için savaşın ilk gününde kaybettiği asker sayısı savaşın sonraki 18 ayında kaybedeceğinden fazla olacaktı. İstilanın gelişi haftalardır bekleniyordu.
Önceki aylarda Alman birlikleri Balkanları kuzeye sürüklemiş ve sadece birkaç hafta önce Yunanistan anakarasını ele geçirmişlerdi. Başkent Atina 27 Nisan'da düşmüş ve Gamalı Haç Akropolis'in üzerinde görülmüştü. Mussolini yönetimindeki İtalyanlar bir önceki yıl Yunanistan'ın işgalini başlatmışlardı. Ancak bu işgal başarısızlık olarak görülüyordu. Alman katılımı bu durumu tersine çevirdi. 1940 ve 41'deki Alman başarıları askeri operasyonların kural kitabını yeniden yazmış oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda 4 yıl boyunca alamadıkları Fransa'yı 6 hafta içinde fethettiler. Ve bunu hareketli mekanize birlikler ve mobil savaş araçları sayesinde başardılar. Bunlar askeri teknolojideki emsal gelişmelerdi. Binlerce müttefik asker Anakara'yı savunuyordu. Yunan kralıyla birlikte Yunan hükümeti üyeleri de Girit'e tahliye edilmişlerdi. Churchill'in zamana ihtiyacı vardı. Ve bu nedenle Almanya'nın Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki ilerlemesine karşı Girit'te bir direniş başlatmaya karar verdi. O direniş, Dunkirk'te başlayan mağlubiyetler serisinin sonu oldu. Churchill, Girit savunması için Yeni Zelandalı bir general, bir Çanakkale kahramanı ve eski bir dostu olan Bernard Freyberg'ü görevlendirdi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dost olmuşlardı. Bernard Freyberg, Churchill'in evinde davetlere katılıyor ve Churchill ondan kıyafetlerini çıkarıp Birinci Dünya Savaşı'nda aldığı yaraları göstermesini istiyordu. Freyberg'in söylediğine göre bazıları vücuduna giren mermiler, bazıları da delip geçen şarapnel yaralarıydı. Churchill ona Semender diyordu. Ve bu Semender lakabı onun alevlerin arasından doğuşunu temsil ediyordu. Ve yenilmez biri olarak görülüyordu. Girit 10 ila 45 kilometre genişliğinde, 240 kilometre uzunluğunda, kuzey ve güney kıyıları 2400 metrelik dağlarla çevrili oldukça dik sahil şeridine sahip bir adadır. 1941'de kuzey, güney ve diğer rotaları birbirine bağlayan sadece 3 ana yol vardı. Diğer yollar sadece patika ve dağ yollarıydı. Diğer yollar eşeklere göre, motorlu taşıma için yetersiz. Ama Alman Hava Kuvvetleri bu adayı kullanarak güneyden Mısır ve Kıbrıs'a giden İngiliz deniz rotalarına saldırabilirlerdi. Bu sırada Rommel'de Mısır'a yaklaşmış ve Balkanların fethini tamamlayan 5. Ordu Suriye'de bekliyordu. Süveyş kanalının işgali için tek eksik Girit adasıydı. Akdeniz birçok nedenden dolayı önemlidir. Ancak özellikle Batı Avrupa ile Avustralya ve Doğu Asya arasında bir geçiş noktası olması önemli. İngiliz İmparatorluğu'nun tamamını birbirine bağlar ve Atlantik'ten Çin denizlerine kadar her yerde devreye gezecek büyük filo sayesinde kontrol altında tutulur. Eğer Akdeniz'i kullanamıyorsanız bu Afrika'nın etrafından dönmeniz gerektiği anlamına gelir. Ancak Alman Hava Kuvvetleri'nin gökyüzünde belirmesiyle birlikte Yunan kralı ve hükümetinin Mısır'a tahliyesiyle ilgili hazırlıklar başladı. Ve bu durum başarılı bir savunma ihtimalinin azaldığına işaret ediyordu. Tahliye işlemleri devam ediyor. Alman istilası Göring'in savaştan birkaç yıl önce kurduğu özel hava birlikleri tarafından gerçekleştirilecekti. Bu birlikler paraşütlü avcılar ya da diğer adıyla Fallschirmjäger olarak biliniyordu. Fallschirmjäger birlikleri komando tarzı baskınlarda oldukça eskiydiler. Çoğu eski Prusyalı asker ailelerden seçilmiş seçkin askerlerdi. Ve en zorlu şartlarda bile savaşma konusunda kararlı olmalarıyla nam salmışlardı. Fallschirmjäger yeni bir birlikti. Temel olarak 1920 ve 30'larda Sovyetlere karşı savaşmış paraşütçü askerlerden oluşuyorlardı. Fakat Almanlar bu birimi genişleterek tam bir orduya dönüştüler. Hitler onları özel kuvvetler olarak görüyordu. 1939'daki doğum günü geçit töreninde onları öncü birlikler olarak seçmişti ve Norveç, Hollanda, Belçika ve 1940'taki Fransa işgalinde oldukça başarılı işler çıkarmışlardı. Yani önceki başarıları Girit'te kullanılmaları ihtimalini arttırıyor. Alman paraşütçüleri yani paraşütçü tümeni nadiren Göring'den emir alıyordu. Çünkü Hitler kendi ordusunu kurmak istiyordu. Himlerinde SS'leri vardı. Savaşın sonuna doğru Göring, Fallschirmjäger birliklerini artırmaya çalışıyordu. Hatta hiç paraşütle atlamamış olduğunu
olsalar bile yeni askerler alıyordu ve yeni taraflar bulabiliyordu. Onlar macerayı seven Nazi gençleriydiler. Evet, bu doğru. Belki tam Nazi değillerdi fakat hava kuvvetlerindeydiler. Bu Naziler ve Nazi taraftarları için yüksek bir mevkiydi. Yani sıradan ordunun üstündeydiler. O zamanlarda bazı gençler Hitler gençliğiyle birlikte zaman geçirmişlerdi. Onlar bir Nazi ülkesinde doğmuşlardı. Bu gençler bizim korkutucu bulduğumuz şeylerin normal olduğu bir dünyada büyümüşlerdi. Bu nedenle de duyarsız bir hale getirilmişlerdi. Onlara ırksal genişleme, ırksal üstünlük, dünyaya hükmetme, kaderlerinin ve liderlerinin onları yeni vaat edilen topraklara taşıyacağı iddiasına inanmaları öğretilmişti. Bu psikopatça ve mesihvari vaatlerin bir kombinasyonudur ve her yerde yankılanıyordu. Bu askeri seferberliği harekete geçirdi. Buna karşı adayı savunan müttefik kuvvetlerinin teçhizatı yetersizdi. Yunan savunmasına yaklaşık 50 bin asker katılmıştı. Bu askerlerin 2/3 Avustralya ve Yeni Zelanda'dan geliyordu. Avustralya İmparatorluk Kuvvetleri ise 1. Dünya Savaşı'ndan bu yana yetiştirilen ilk gönüllü kuvvetti. Yunanistan için bir Anzak çağrısı yapıldı. Anzak kelimesi Avustralya ve Yeni Zelanda ordusu anlamına gelir. Bu Anzakların görevi ikinci çağrılışıydı. Birincisi Çanakkale ve ikincisi de Yunanistan için. Savunma birlikleri arasında silah sıkıntısı vardı. Yunan anakarasından tahliye edilen 10 bin Yunan askeri teçhizatın çoğunu geride bırakmak zorunda kalmıştı. Sabur ve Tugay, kuvveti düzeyinde Avustralya ve Yeni Zelanda komutanları yorgundu. Kuzey Afrika'da oldukça aktif bir rol almışlardı. Yunanistan boyunca geri çekilirken de oldukça yoğun mücadele etmişlerdi. Ve bu nedenle de Girit'e vardıklarında çok yıpranmışlardı. Ellerinde kayıp bir ordu vardı. Tüm iletişim, topçu ve nakliye imkanları Girit'e getirildi. Çünkü en yakın durak burasıydı. Mevcut durum karşısında Freiburg isteksiz bir konumdaydı. Yunan anakarasındaki yenilgiden sonra Mısır'a telgraf çekerek askerlerinin Mısır'a tahliyesini istemişti. Emrindeki kuvvetleri silahları olmayan ve sivil nüfusa sıkıntı vermekten başka pek işi olmayan gereksiz personeller olarak görüyordu. Çoğu savaş başlamadan önce tahliye edilmişti ve Avustralyalılar yerel halka kötü davranmakla suçlanıyordu. Prens Philip'in amcası olan Yunanistan Prensi Peter bir restoranda bazı Avustralyalılarla karşılaştı. Avustralyalılar çok sarhoştu. Girit'ten kaçmaktan ve yanlarında götürmek istedikleri şeylerden bahsediyorlardı ve bu durum onu çok rahatsız etmişti. Hatta adamlardan biri Prens Peter'a silah çekti. Neyse ki prens masayı devirip saklandı, mermi duvara isabet etti. Yani sonuç olarak Avustralyalılar pek olumlu davranışlar sergilemiyordu. Hava savunması bir avuç uçakla sınırlıydı ve çoğu da Almanlar tarafından henüz yerdeyken yok edilecekti. Churchill'in Kuzey Afrika'daki Libya savunmalarına ve Malta'daki İngiliz üssüne öncelik vermesi nedeniyle hiçbir takviye olmayacaktı. Yani Almanlar gökyüzüne hakimdi ve her ne kadar Freyberg kamuflajlı savunma pozisyonları üretmeyi ve Almanları şaşırtmayı başarmış olsa da durum değişmeyecekti. Almanlar yerleri tespit edip destek alabiliyorlardı ama biz bunu yapamıyorduk. Bu yüzden zayıf bir pozisyonda başladık ve kötü kararlar vererek daha da zayıfladık. Ve bu son zamanlarda sürekli yenilgi almış bir orduydu. Yunanistan'dan oldukça düzensiz bir şekilde sürüldüler. Ağır ekipmanların çoğunu kaybettiler. Ordu düzeni dağıldı. Buna rağmen savaşın tam ortasına düştüler ve direniş için yeterli güce sahip değildiler. İngiliz donanması denizden gelecek saldırılara karşı etkiliydi. Ancak Alman hava kuvvetleri gemiler için ciddi bir tehdit oluşturuyordu.
Bu bir adanın hakimiyeti için verilen bir hava deniz savaşıydı ve birçok yönden karada mücadelesi tesadüfi olarak gerçekleşiyordu. Hava mı baskın olacaktı yoksa deniz mi belli değildi. Eğer hava baskın gelirse donanma adayı koruyamazdı. Eğer deniz kuvvetleri baskın gelirse Almanlar adaya çıkamazdı. İşgalden önceki haftalarda Mısır'dan sevk edilen 27 bin ton yardımın sadece 2700 tonu adaya ulaşabildi. Geri kalan gemiler Alman uçakları tarafından batırıldı. Alman Hava Kuvvetleri çıkarmadan günler önce müttefik direnişini kırmak amacıyla acımasız saldırılar düzenlenmekle görevlendirilmişti. Hava kuvvetlerinin eğitiminin önemli bir kısmını deniz saldırıları oluşturuyordu ve bu zor bir eğitimdir. Deniz üzerinde uçmak zordur. Saatte yaklaşık 40 mil hızla yol alan ve sert manevralar yapan bir hedefi vurmak oldukça zordur ve gerçekten de çok önemli eğitim gerektirir. 1941'de bunu en iyi yapanlar Japonlar ve Almanlardı ve bu konuda çok pratik yapmışlardı. Yani ada çevresinde hızla manevralar yapan ve size karşı saldıran bir İngiliz destroyerini batırmak gerçekten beceri ister. Çok az havacı bunu yapabilir. Saldırıya yüzlerce uçak katıldı. Bunlara elit Stuka filolarından 200 uçak da dahildi. Dalışa geçtiğinde çıkardığı korkunç sesler nedeniyle Junker Ju-87'ler ölüm sireni, uçan gamalı haç veya kıyamet borusu olarak biliniyordu. Stuka bombaları neredeyse 90 derecelik bir açıyla dalışa geçiyor ve daha önce hiç görülmemiş 600 kilometrelik bir hızla düşüyorlardı. Stuka özel bir dalış bombardıman uçağıdır. Özellikle yüksek irtifalara çıkmak ve sonra dik bir açıyla dalışa geçerek hızla hareket eden hedeflere yüksek isabetli bombaları bırakmak için tasarlanmışlardır. Açık havada kontrol tamamen Almanlardaydı ve çok tehlikeliydiler. Blitzkrieg tarzı operasyonun bel kemiği hızlı bir bombardıman uçağı olan Messerschmitt Bf-109'lardı. İkinci Dünya Savaşı boyunca bu uçaklardan yaklaşık 35 bin adet üretildi. Ve hava filosunun yarısını oluşturan bu uçakların çoğu Girit'te kullanıldı. Operasyonda görev alan diğer bir uçak da Almanların en önemli bombardıman uçaklarından olan Heinkel Hee-111'lerdi. Bu uçakların en ayırt edici özelliği hedeflerin daha rahat görünmesini sağlamak için tamamen cam olarak tasarlanmasıydı. Dornier Do-17'ler eşsiz ince tasarımları nedeniyle uçan kalem olarak biliniyorlardı. Gerçek hava istilasının 20 Mayıs 1941'de gerçekleşmesi planlanıyordu. Bu uçaklar zamanının en yüksek teknolojisiyle donatılmıştı. Bu uçağın fikir babası ve aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nda bir Alman pilot olan General Kurt Stonund kendi kurduğu hava kuvvetleriyle önceki yıl Hollanda'ya karşı başarılı ve yenilikçi bir hava saldırısı gerçekleştirmişti. O gerçek taraftarlarının eskiler olduğuna inanıyordu. Bu yüzden de çoğu şeyin cevabının bu olduğuna inanmıştı. Ve bu onun için bir test senaryosu olacak ve paraşütçüler adayı alacaktı. Ve tabii bu da onun için komuta edeceği yepyeni bir paraşüt ordusunun başlangıcıydı. Önceleri ordu gibi Hitler'de çok maliyetli olduğuna inanılan bu plana karşı çıkmıştı. Ancak daha sonra Luftwaffe'nin başı olan Göring tarafından ikna edildi. Göring eski bir pilot olan Studant'a güveniyordu ve Forschrim Jägerler onun elit kuvvetleriydi. Hitler'in ordunun Prusyalılara ait olduğunu söylediği ünlü bir sözü vardır ve bu çok eski bir ordudur. Donanma ise 2. İmparatorluğa aittir çünkü 1890'larda kurulduğu söylenir. Ancak hava kuvvetleri benimdir der. Bu ordu Naziler görevdeyken kurulmuştu. Bu nedenle de Göring Nazi Partisi'nin kayıtlı ve eski bir üyesidir. Hava kuvvetleri Nazi Partisi'nin saldırı koludur. Bu yüzden İngiltere üzerindeki hava savaşında alınan yenilgi çok önemlidir. Nazi kolu ilk defa o savaşta yenilmişti.
ve Girit'te kazanmayı bir tür ödeşme olarak gördükleri yönünde genel bir görüş vardır. Böylece savaşı buraya itmeye ve bunu büyük bir Nazi zaferi olarak pazarlamaya çalıştılar. Zafer kazanmak devlet kültürünün bir parçasıydı. Mercury kod adıyla başlatılan operasyon 500'den fazla Ju-52 nakliye uçağı içeriyordu. Bunlar güvenilir 3 motorlu uçaklardı. Ve 14 bin paraşütçüyü yani 7. filonun elit hava kuvvetlerini Girit üzerindeki göklerden hedefe bırakacaklardı. Onları destekleyecek 570 uçak daha vardı. Stukalar, Junker 88'ler, Dornier'ler, Heinkel'lar ve Messerschmitt 109 ve 110'lar. İşgal yüce ve yenilikçi Alman hava gücünün bir vitriniydi. Belki de işgalden önceki günlerde tüm savaşın en büyük örneği olan bu uçaklar adadaki savunmaları yumuşatmak için kullanılmıştı. Blitzkrieg ama Almanlar buna Blitzkrieg demiyorlardı. Bunu 19. yüzyıla kadar uzanan operasyonel yöntemlerinin bir uzantısı olarak görüyorlardı. Ancak bir Amerikalı gazeteci 1939'da Polonya'nın işgalinden sonra Blitzkrieg ifadesini kullandı ve bu terim Hitler'in hoşuna gitti. Ve Almanlar da kullanmaya başladı. Almanların operasyonel yönetimi karar alma konusunda çok hızlı ve etkiliydi. Ve şimdi de buna hava gücü ve tanklar gibi yeni teknolojiler eklenmişti. Ordu çoğunlukla 1. Dünya Savaşı'nda savaşmış olan savaş gazilerinden oluşuyordu. Yani onlar tamamen farklı bir dil konuşuyordu. Yani onlara bir hava istilası olacağı ve denizden takviye alacakları söylendiğinde ne beklemeleri gerektiğine dair hiçbir fikirleri yoktu. Birçoğu Çanakkale gazisi olduğu için denizden gelecek saldırıyı hayal edebiliyorlardı ama hava istilası denilince bu onlar için tamamen yeni bir şeydi. Savaş öncesinde ve savaş süresince General Freiburg gizli şifre çözücüler sayesinde Alman planlarına erişim sağlayabiliyordu. Sanırım o sırada karargâhta subaylarıyla birlikte çayını içiyor, bir yandan da saatine bakarak Almanların iniş saatini bekliyor ve etrafındakilere emirler veriyordu. Çünkü Almanların tam olarak ne zaman gelmeleri gerektiğini biliyordu. Ve Alman dakikliğinden oldukça etkilenmiş olmalı. İngilizlerin bu konuda gerçekten iyi bir istihbaratı vardı. Yüksek teknolojiler çok fazla bilgi sağlıyordu. Alman hava kuvvetlerinin bombaları isabetli atma kabiliyetine rağmen istihbarat güvenliği konusunda oldukça zayıflardı. Paraşütçülerin tam olarak nereye ineceklerini biliyorlardı. Bu normal şartlar altında Girit Savaşı'nın daha ilk günden bittiği anlamına geliyordu. Hava istilasının ilk dalgasında 8000 paraşütçü indi. Bu hava savaşında bir başka ilkti. 230 uçaktan oluşan öncü birlikler, nakliye uçakları ve Junker Ju-52'ler tarafından çekilen planörlerden oluşuyordu. Planörler sessiz olmaları sayesinde Girit'teki hedeflerine doğru alçalmadan önce müttefikler tarafından fark edilmeyecekti. 70 planörün öncelikli görevi adadaki uçak savar bataryalarını vurmaktı. Her birinin taşıdığı onar paraşütçü savaşın ilk birkaç saatinde yere inecekti. Birçoğunun adanın batısındaki stratejik Malema havalanının yakınlarına inmesi planlanmıştı. Paraşütçüler iyi donanımlıydı ama silah olarak üzerlerinde sadece tabanca, bıçak ve el bombası taşıyorlardı. Ancak aynı zamanda dizlikleri ve fotoğraf makineleri vardı. Bu hala çalışıyor. Görebilirsiniz. Girit Savaşı'na katılan askerlerin yaklaşık %50'si yanlarında fotoğraf makinesi taşıyordu. Çünkü bazıları savaşın aşamalarını belgelemek ve bazıları da propaganda amacıyla kullanıyordu. O zaman yaklaşık 50 civarında propaganda fotoğrafçısı vardı. Ve tabii ki her birinin çektiği fotoğraflar bir diğerinden farklıydı. Alman paraşütçülerinde bir tabanca, bıçak ve 3
veya 4 el bombası vardı. Gerçek silahlar bir kutuyla atılıyordu ve onu bulmak zorundaydılar. Bu iyi donanımlı paraşütçüler veya gökyüzü avcıları müttefikler tarafından yeşil şeytanlar olarak adlandırılıyordu. Almanların yanlarında çikolataları vardı. İşte bu da o çikolatalardan biri. Kafeinli bir çikolata. Bunlardan hala var. Yani hala üretiliyor. Almanların ilk görevi kuzey kıyısındaki Maleme, Ritmono ve Heraklion havaalanlarını ele geçirmekti. Bu sayede adayı ele geçirmek için daha fazla birlik ve malzeme getirebilecek dev nakliye uçakları adaya inebileceklerdi. Alman istihbaratı berbattı. Gerçekten istihbarat konusunda endişelenmek zorunda olmadıklarını düşünmeleri kibirli olduklarını gösteriyordu. Çünkü o zamana kadar olan tüm savaşları kazanmışlardı. Almanlar Girit hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı. Orada halk tarafından hoş karşılanacaklarına inanıyorlardı. Anahtar havaalanı Maleme'ydi. Burası bir dizi kanlı ve maliyetli çatışmalara sahne oldu. Almanlar çoğunlukla Yeni Zelandalı müttefiklerle ve şaşırtıcı bir şekilde milis kuvvetlerine dönüşen yerel halkla birebir mücadelelere giriyorlardı. Uçakların denize ineceğini düşünüyorduk ama sonra aniden uğultuların denizi geçip Girit'e doğru geldiğini duyduk. Büyük Alman Junker nakliye uçakları geliyordu. O zamanlar yaklaşık 150 asker taşıyabiliyorlardı ve yüklüydüler. Girit topraklarına geldiğinde paraşütçüleri atlamak için gerekli yüksekliğe çıkarıyorlardı. Ve sonra ben de birliğe katılıp pozisyon aldım. Sonra paraşütçüler uçakların arasından atlamaya başladılar. Onları olduğumuz pozisyonun sağ üst tarafında görebiliyordum. Şaşkınlık içinde onları izliyordum. Çünkü daha önce karadaki birliklerle çatışmaya girmiştik ama havadan inenlerle hiç savaşmamıştık. Paraşütler savunmasızdır. Öncelikle havada. Ve sonra da indikten sonraki birkaç dakikada yönlerini kaybetmiş durumdadırlar. Ve Yeni Zelandalılar bu avantajı kullanıyordu. Üstümüze 100-150 garip paraşütçü geliyordu ve birçoğu yere düşmeden önce bir şekilde vurulmuş oluyordu. Yanımdakilere ateş etmelerini söylememe hiç gerek yoktu. Uçağı terk etmekten memnunduk. Çünkü uçakta daha kolay hedef olabileceğimizi düşünüyorduk. Ama öyle değildi. Havadayken etrafımda mermi ıslıkları duyuyordum. Ama ıslık duymak o kadar da kötü değildi. Çünkü duyduğumuz şeyin zaten yanınızdan geçtiğini ve artık size çarpma ihtimalinin olmadığını biliyorsunuz. Alman uçakları belirlenen mevzilerin önünde alçak ve yavaş olmalıydılar. Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar uzman piyade birimleriydi. Ve bu tür hedefler söz konusu olduğunda ıskalamıyorlardı. Yerdeki uçak savar topçularıyla aynı seviyeye geliyorlardı. Silahlarını yükseltmeden onlara ateş ediyorlardı. Elbette bu durum operasyonu nişancılar için çok daha kolay hale getirdi. Ve çok yakındalardı. Demek istediğim Alman uçakları geliyordu ve Birleşmiş Milletler ve İngiliz topçuları da tam oradaydılar. Savaşın sıcaklığı hissediliyordu ve Alman paraşütçüleri onlara karşı düzenlenen hava savunmasını aşmak zorundaydılar. Buna mecburdular. Alman nakliye uçaklarına vuran mermileri duyabiliyorlardı. Savunma atışlarıyla vurulan paraşütçülerin yere düştüklerinde topallamalarını görebiliyorlardı. Yeni Zelandalılar ve diğerleri tam anlamıyla bir av partisine çıkmış gibiydiler ve onları avlayıp duruyorlardı. Ayrıca adada birkaç tank da vardı. Bazı hafif ve küçük tankları vardı ve onlar bizim tanklarımızdı. Etrafta dolaşıyorlardı ve oldukça acımasızlardı. Bazen sadece üzerlerine sürüyor ve ezip geçiyorlardı. Nereye inerlerse orada kalıyorlardı. Ve müttefik pozisyonların tam üstüne iniyorlardı. Yani bazı durumlarda İngiliz, Yeni Zelanda ve Avustralyalı subayların karargâhta komuta etme
işini yaparken bir yandan da beylik tabancalarını çıkarıp tepelerine inen Alman paraşütçüleri vurmaları gerekiyordu. Silahımı aldım ve tabur hattına dönünceye kadar koruma ateşi açtım. Sonra hep birlikte süngü taktık. Çavuş Ted Svensson ön taraftaydı. Onda makineli tüfek vardı. Ve diğer kolu yaralı olduğu için tek koluyla ateş ediyordu. Ortalık cehennem yeri gibi olmuştu. Ve o paraşütçülerin çoğu yere inmeden önce kesinlikle vuruluyordu. Yapacakları hiçbir şeyleri yoktu. Bana kalırsa tam bir katliamdı. Tüm çıkarma bölgelerinde olduğu gibi Malemede de paraşütçüler cephesi olmayan karışık bir savaş alanı oluşturmaları için müttefik birliklerin arasına ve etrafına atılıyordu. Malemede paraşütçüler Yeni Zelanda taburunun tam ortasına düşmüşlerdi. Redmond'da havaalanını ve şehri koruyan Avustralyalı ve Yunanlıların her iki tarafına da düştüler. Benzer bir durumda paraşütçülerin Heraklion'da Avustralya, Yunan ve İngiliz birlikleri arasına düşmeleriyle de yaşandı. Bu birlikler hem şehri hem de havaalanını savunuyorlardı. Yeni Zelandalı Maori birlikleri vardı. İnen paraşütçülerin üzerlerine süngülerle saldırıyorlardı. Rusakların bile öldürüldüğü vahşi bir savaştı bu. Bir Alman birimi 23. Yeni Zelanda taburunun ortasına düştü ve sanırım birkaç saat içinde 1000 Alman paraşütçüden 800'ü ölmüştü. Ayrıca çok sayıda Yunan sivil de savaşa katılmıştı. Ve daha sonra Almanlar Girit'i fethettiğinde onlar da diğerleriyle birlikte acı çekti. Bu nedenle bu karışık ve parçalı İngiliz milletler topluluğu ve Yunan birlikleri ve ayrıca bazıları bıçaklı Yunan sivillerinin tamamı kolay bir lokma olarak inen paraşütçülerle birebir mücadeleye giriyorlardı. Hatta inenleri kesip bıçaklayarak öldüren veya av tüfekleriyle ateş eden Koreli siviller bile vardı. Zeytin ağaçlarına takılı kalan paraşütçülerden hiçbiri iplerden kurtulup kaçmayı başaramıyordu. Giritliler korkusuz ve oldukça bağımsızdı. İşgal edilmekten hiç hoşlanmamışlardı. Bazıları sopaların ucuna bıçak takıyordu ve bu asılı kalan askerlere karşı işe yarıyordu. Çok acımasızdı ve ayrıca hava sıcaktı. Mayıs ayıydı. Ve zeytin ağaçlarında asılı kalan cesetler vardı. Yerel Yunanlar genellikle paraşütçülerin çizmelerini çıkarırlardı ve ceplerini boşaltırlardı. Ve İngilizler de istihbarat amaçlı emirler ararlardı. Ama bedenler asılı kalır ve oldukça çabuk bir şekilde çürürdü. Alman paraşütçüler zaten yanmakta olan uçaklardan atlıyorlardı ve bazen paraşütleri de yanıyordu. Hatta Avustralyalı bir gazi paraşütçülerden birinin bir uçağın döşemelerine takıldığını ve Yunanistan'a geri dönene kadar uçağın dışında asılı kaldığını anlatmıştı. Yani Almanlar karmaşık ve zorlu bir mücadele veriyorlardı. Ve işler ters gittiğinde işler gerçekten de çok kötüye gidebiliyordu. Bu gördüğünüz bir paraşütçü bıçağı. Ve bu bıçak şu şekilde açılıyor. Bu tüm havacıların sahip olduğu standart bir bıçak. Girit'te böyle bir bıçağı nereden bulabilirsiniz? Tabii ki ölü bir Alman'dan. Giritliler bu bıçakları Almanlardan hatıra olarak almayı severdi. Ve tabii ki Lugarlar ile birlikte. Giritliler ipekten yapılmış paraşütleri bile aldılar. Ve daha sonra onlardan giysi ve kıyafetler yaptılar. Hatta gelinlik bile yaptılar. Hayatta kalan Alman paraşütçülerin çoğu savaşmaya devam etmek için amfetamin hapları alıyorlardı. İnanılmaz derecede yorgunlardı. Birçoğu susuz kalıyordu, yiyecekleri tükeniyor, suları bitiyordu. Bu yüzden bu zafer onlar için çok önemliydi. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu Farşim Yeager, paraşüt birimi seçkin ve savaşma konusunda kararlı olmalarıyla ün salmıştı. Kendi başlarına ve yetersiz mühimmat ve temel ihtiyaç malzemelerinden yoksun bir şekilde savaşmak zorunda kalıyorlardı.
İlk defa başka bir insana nişan almak ve onu vurmak çok zordu. Öldüreceğim kişiyi görebiliyordum. Ama o beni görmemişti. Tereddüt ettim. Ama vurmam gerektiğini biliyordum. Çünkü arkadaşlarımın arkamda olduğunu biliyordum. Ve eğer o adamı öldürmeseydim, o arkadaşlarımı öldürecekti. Sonunda ateş etmem gerektiğine karar verdim. Buna mecburdum. Bunu çok düşündüm. Bu unutabileceğiniz bir şey değil. Maleme Havalanı. Savaşın kilit anları burada Maleme Havalanı'nda ve Tavernitz Nehri üzerindeki bu köprüde yaşandı. Bu köprü bugün hala ayakta. Mike Sweet, Girit'te yaşayan ve bu köprüde olanlar da dahil olmak üzere savaşın önemli anlarını araştıran bir yazar ve bir tarihçi. Aslında Maleme için savaş ya da Girit Savaşı burada, Tavernit Nehri yatağında başladı. 20 Mayıs sabahı saat 8.30 civarında 40 ila 50 planör buraya indi ya da çarparak indi. Bir kısmı köprünün kuzeyine ve bir kısmı da güneyine. Yeni Zelanda piyadeleri ilerideki havaalanını ve köprüyü korurken Alman ilerleyişini de durdurmaya çalışıyorlardı. Her bir planörde yaklaşık 10 adam vardı. Ve planörler düşerek indiklerinde birçoğu daha savaşmaya başlamadan yaralanmıştı. Plan nehir yatağının ölü zeminini saldırı hattı olarak kullanmaktı. Doğu tarafında havaalanını ve 22. Yeni Zelanda taburunu nehrin kıyısında dizilmiş bir piyade taburu olarak görebilirsiniz. Bunlar Maleme'yi kurtarmaya çalışan adamlardı. Köprü bugün hala burada yaşananların izlerini taşıyor. Biz burada Tavernit Nehri'nin batı tarafındayız ve gördüğünüz gibi bu duvar kurşun delikleriyle dolu. Ve batıya baktığı için bildiğimiz kadarıyla bunlar köprü alınmadan önce ilerleyen Alman paraşütçüler tarafından açılan kurşun delikleri olmalı. Şimdi duvarın diğer tarafındayız ve doğuya baktığımızı görebiliyorsunuz. Ve burada birkaç kurşun deliği var. Muhtemelen tüfek ateşiydi. Ve elbette Yeni Zelanda birliklerinin kazdığı siperden geliyordu. Tüfeklerini Alman saldırısını engellemek için kullanıyorlardı. Şuraya bakın. Bu duvardaki deliklerin boyutuna bakın. Havalarına daha yakın. Bunlar ilerideki savunma hattı üzerine ateş açan Alman ağır makineli tüfeklerinin izleri. Müttefik kuvvetler Maleme Havaalanı'na yapılan saldırıya yavaş yanıt vermeleri nedeniyle suçlanıyordu. Kritik ilk günün sonunda Alman paraşütçüler havaalanı çevresinde tutunmayı başarmış ve savaş adeta bir bıçak sırtında dengelenmişti. Reyberg'in onları gönderdiği ilk gün savaşı kaybetmemeleri neredeyse bir mucizeydi. Bahse girelim ki o batıdaki tepelere gitmiş olsalar orada hayatta kalamazlardı. İlk inişlerden kurtulan birkaç paraşütçü iyi pozisyon aldılar ve günün sonunda müttefik birlikleri Almanlara erişim noktası verecek olan bu havaalanından vazgeçti. Bu tam bir felaketti. Maleme'deki havaalanı batı kanadındaki çok küçük bir birlik tarafından korunuyordu ve Almanlar bu savunmayı delip havaalanını ele geçirdiler. Ve savaşı döndüren şey de bu oldu. Ve Freyberg'in oradan çekilmesi Alman başarısına gerçekten katkıda bulundu. Alman ilerleyişine rağmen Yeni Zelanda Tugayı hala Tepe 107 olarak bilinen ve yüksek bir konuma sahip zeytin ağaçlarıyla çevrili tepeyi elinde tutuyordu. Ama daha sonra olacaklar çok kritikti. 20 Mayıs'ta tam bir Alman katliamı oldu. Ama hava alanını tutan birimin başında
Alman bir doktor vardı ve sonradan anlattığına göre eğer Yeni Zelandalılar o gece saldırsalarmış bıçak ve taşlarla savaşmak zorunda kalacaklarmış. Çünkü hiç mühimmatları yokmuş. Burası 107 noktası. Yani 107 nolu tepenin en yüksek noktası. Ve burası Marame Havaalanı için verilen savaşın en stratejik noktalarından biridir. Temelde 22. Yeni Zelanda taburu tepenin etrafında, havaalanı boyunca ve nehrin çevresi boyunca Tavernit Köprüsü'ne karşı konuşlanmış savunma pozisyonlarına sahipti. 107 nolu tepeyi tutan Yeni Zelandalı subay, 1. Dünya Savaşı'nda Victoria nişanı kazanmış Albay Leslie Andrew'du. Ve ona göre önceden gördükleri burada yaşananların yanında piknik yapmak gibiydi. Andrew hakkında birkaç şey hatırlamak önemlidir. Öncelikle sabah yapılan hava saldırısında yaralanmıştı. Ve bu saldırıdan sonra iletişim kargaşa içindeydi. Komuta siperi. Tavernit Nehri yakınındaki havaalanı birlikleriyle iletişim kuramıyordu. Ve bir anlamda Malemi'nin hikayesi, Girit Savaşı'nın hikayesi gibiydi. Çünkü birlikler izole şekilde savaşıyorlardı. Andrew savaş alanının farklı bölgelerinde neler olduğunu bilmiyordu. Gün boyunca karadan ve havadan yoğun ateş altındaydılar. Luftwaffe'nin saldırıları nedeniyle sinirsel bir çöküş yaşıyordu. Ve sonunda tepede konuşlanan taburu doğrudan ateş altında olmamalarına rağmen geri çekmeye karar verdi. 20 Mayıs sabahı yaşanan saldırı onda bir tür çöküşe sebep olmuştu. Emrindeki tabur yapmaları gerekenler için hazır ve eğitimliydi. Görevlerini yaptılar fakat taburun başında kararları veren kişi çökmüştü. Andrew'un bu hali sözlerinden de anlaşılabilir. Çünkü askerlere o tepeden canlı çıktığınız için şanslısınız demişti. Ama gerçekte tepenin çevresinde hiç düşman aktivitesi yoktu. Böylece Andrew Yeni Zelandalıları bu tepeden çekmeye karar verdi. Ve bunu yaptığı anda da Almanlar bundan faydalandılar. Alman General Student savaşın ikinci günü sabahın erken saatlerinde Malemi Havaalanı'nda büyük bir risk alır. Ve bu savaşın kaderini değiştirecektir. Şafak'ta Malemi Havaalanı'na birkaç cesur asker göndermeye karar verdi. Junker 52'lerin topçu ateşi altında kalmadan oraya inip inemeyeceklerini görmek istiyordu. Bu hesaplanabilir bir riskti ve işe yaradı. Girit Savaşı'na burada, bu uçak pistinde karar verildi. Tüm pist ikinci günde ateş altındaydı ve hala Yeni Zelandalı birlikler tarafından korunuyordu. Ama 107 nolu tepe terk edildiği için Almanların içeri sızmasını sağlayabilecek bir fırsat penceresi açılmıştı ve bunu yaptılar. Yaptıkları şey nakliye uçaklarını buraya indirmekti. Hatta bazen çakılarak inmiş olsalar bile buradaki sahile iniyorlardı. Ve aniden güç dengesi değişmeye başladı. Böylece Almanların Girit'teki duruma hakim olmalarını sağlayan bir hava köprüsü açılmış oldu. Ve savunmadakilerin üzerindeki baskıyı giderek arttırdılar. Uçakları buraya indirmeye başladıkları anda bu havaalanını mühimmatla, destek birliklerle, erzakla, silahlarla, motosikletlerle doldurmaya başladılar. Ve böylece Girit'e ayak basmış oldular. Bu savaşın dönüm noktasıydı. Çünkü bundan sonraki tüm çatışmaları etkileyecek bir durumdu. Alman paraşütçülerinin ilk günde verdikleri ağır kayıplara rağmen
Bir ya da iki gün içinde yaklaşık 10.000 kişiye ulaşmışlardı. Freyberg saldırıyı denizden beklemeye devam ettiği ve kuvvetlerini Girit'in kuzey kıyılarına çok ince bir şekilde yaydığı için ağır eleştirildi. İngiliz tarihçiler bunun çok maliyetli ve stratejik bir hata olduğunu ispat edebileceklerini iddia ediyorlar. Birinci Dünya Savaşı görmüş bir subay olarak bir adanın havadan istila edilebileceğine inanamıyordu. Ve şifresi kırılan istihbarat raporlarında denizden takviye geleceğini gördüğü anda neredeyse tüm gücünü buna odaklamıştı. Yani temel olarak hava destekli bir deniz istilası olacağına inanıyordu. Bu yüzden deniz savunması ön plandaydı. Ve aslında adanın düşmesinin gerçek sebebi de işte buydu. Standart istihbarat ikilemeye sahip olduğunuz bilgiyi hemen kullanarak daha fazlasını riske atmak ya da bilgiyi daha tutumlu kullanarak uzun dönemli fayda sağlamak arasında bir ikilemdir. Ve Freiburg bu ikileme düşmüştü. Yani Alman planlarına dair geniş bir bilgiye sahipti ama bir yandan da bunu onlara belli etmemesi söylenmişti. Bu yüzden belli noktalara takviye yaparken acele ederse bu durum oyunu hemen bozabilirdi. Bu onun için zor bir dengeydi. Oldukça zor. Söz konusu istihbarat olunca korkarım bu konuda pek sağlıklı kararlar alamıyordu. Sorun şu ki bu bilgiler o kadar gizliydi ki bilgileri başka kimseyle konuşup tartışamıyordu. Çünkü bunu yapmaması emredilmişti. Yani belki biraz haksızlık olduğunu düşünebilirsiniz ama yine de o tarihte düşmanın ne yapacağını tam olarak bildiği halde savaş kaybetmeyi başaran ilk komutandı. Ama Yeni Zelandalı tarihçiler Freiberg'ün planının doğru olduğunu ama Maleme'deki Tugay komutanları tarafından hayal kırıklığına uğratıldığını düşünüyor. Ben Freiberg'ün Girit'te yaptıklarını eleştirenlerin haritaları incelediklerini ama arazide hiç dolaşmadıklarına inanıyorum. Orada birçok bağımsız cephede çatışıyordu. Fakat en başından beri alınan istihbarat sayesinde Almanların öncelikli hedefinin hava alanları olduğunu biliyordu. Pugsley Andrew'un komutanı Tuğgeneral James Hargis'in ona yanıt vermekte geciktiğini söylüyor. Andrew 107 nolu tepeden çekildikten sonra komutanı Edward Patrick de destek sağlama görevini başaramamış. Başarısızlık Freiberg'ün değildi. Başarısızlık Yeni Zelandalı birliklere ve her seviyede Yeni Zelandalı komutanlara aitti. Komutanlar hatalı kararlar almaktan çekiniyorlardı. İnisiyatif alamayan ve işlevsiz komutanlardı. Sonunda Girit'i kaybettiler. Bu Yeni Zelandalıların başarısızlığı. Kesinlikle Freiberg'ün değil. Çünkü Freiberg bir plan yaptı. Ve İngilizler buna uydular. Campbell komutasındaki Avustralyalılar buna uydular. Ama Yeni Zelandalılar başaramadılar. Andrew hiçbir şey yapmadı. Yeni Zelandalılar o çatışmayı kazanabilirlerdi. Ama o geri çekilmeye karar verdi. Ve bu bütün bir yangının fitilini ateşlemiş oldu. Çünkü o andan sonra Girit kaybedilmiş oldu. Havadan gelen bir istila için kritik noktanın nakliye uçaklarını indirip paraşütçü olmayan diğer birliklere getirebileceğiniz bir yer olduğunu anlayamadılar. Bu yüzden de Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin bombardıman uçakları için geliştirilmiş bu uzun pist, tıpkı orta çağlarda olduğu gibi kuşatma güçlerinin içeri sızmasını sağlayan bir liman görevi gördü. Daha iyisini yapabilirlerdi. Pisti kazabilir ve hurdalarla doldurup işe yaramaz hale getirebilirlerdi. Daha iyi bir çaba gösterebilirlerdi ama ilk günün sonunda tüm kilit pozisyonlarını kaybettiler. O havaalanı Almanya'ya en yakın olanıydı. Messerschmitt 109'ların inebileceği tek havaalanı oydu. 109'lar Grit'in diğer ucundaki piste inemezler. Yani bu gerçekten savaşın dönüm noktasıydı. Ve bunu savaşın daha ilk günü önünden kaybetmek gerçekten üzücüydü.
Ryberg'ün Malemedeki Yeni Zelanda tugaylarından gelen cesur karşı saldırılara rağmen destek çok gecikti. Ve müttefikler pisti geri almayı başaramayarak Almanların bir üst kurmalarına izin vermek zorunda kaldılar. Bu durum 7. Dağ Tugayı'ndan daha fazla paraşütçünün ve askerin adaya gelmesini sağladı. Artık güvenliği sağlanmış olan Maleme Havaalanı'na Junker 52'ler birer dakikalık aralıklarla inip asker bırakıyor ve tekrar havalanıyorlardı. Destek kuvvetlerin gelmesiyle birlikte işgalciler araziye yayılmaya başladılar. Alman ordusunda görevin en alt düzeydeki subaylardan çavuşlara ve onbaşılara devredildiği bir operasyon sistemi vardı. Yani birçok orduda subay öldüğünde askerler durur. Çünkü görevin ne olduğunu bilmezler. Ama Alman ordusunda görevler devralınır. Bir subay öldüğünde görevini çavuş devralır. Çavuş öldürülürse görevi onbaşı devralır ve bu böyle devam eder. En düşük rütbeli er bile görevinin ne olduğunu ve bu görevi yerine getirmek zorunda olduğunu bilir. Ama bunu nasıl başaracağı tamamen ona kalmıştır. Ve bu Alman ordusuna oldukça dinamik bir yapı sağlamış oluyordu. En çok kullanılan uçaklar tek motorlu ve yakın hava desteği sağlayan Messerschmitt 109'lar, Stukalar ve Junker 87'lerdi. Junker 87'ler çok ünlüdür çünkü dalışa geçtiklerinde bir çığlığı andıran korkunç sesler çıkarırlardı ve bombalarını dalışının en dip noktasına ulaştıklarında bırakıp tekrar yükselirlerdi. Stukalar nokta atışı yapan topçulardan başka bir şey değildir. Dağcı birlikler ilerlerken onlara destek veriyorlardı. Girit'teki birliklerin çoğu ME-109'ların üzerlerine gelirken çıkardığı korkunç sesleri unutamıyorlardı. Her bir metreyi bombaladılar. Bir dahaki bölümde Maleme'de zafer kazanan Almanlara karşı müttefiklerin giriştiği bir dizi dramatik karşı saldırı ve savunma eylemini izleyeceğiz. Birliklerinin 20 bini hala Girit'teydi. Peki ama nasıl korunacaklardı ve adadan nasıl tahliye edileceklerdi?